Bakın şurada jandarma kontrol noktası var. Sağa doğru dönünce Efes Antik Kenti'ne giden bir yol var. Otoparka sokuyor mecburi. Ben oraya girmiyorum. Burada bedava. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi buraya gece de çekeceğim dönerken. Göreceksiniz yani ne kadar kalabalıklaştığını. Bakın en arkada da kale görünüyor. Ayasuluk Kalesi. Şimdi gidiyorum oraya doğru. Az ileride 7 uyuyanlar mağarası var ama tadilattaymış. Ocak 2026'ya kadar bilginiz olsun. Buradan gidiyor. Sağdan mecburi veriyor. Otopark 120 lira araç. Yani ne gerek var arkadaşlar ya. 120 lira az para mı ya? Mecburi sokuyor yani bu yola. Şimdi Efes Antik Kenti'ne geldim. Yabancı turistler için 40 euro. Tabii bize müze kart 60 liraya. Biz gireceğiz. Hemen şimdi turnikeden okutacağım. Bakın burada da zaten yazıyor. Sıra beklemeden biletini oluştur. Evet girdik şimdi. Böyle bir giriş bizi karşılıyor. Bakın amfiteyatro. Bayağı ihtişamlı. 5 Temmuz 2015 tarihinde burası Dünya Mirası listesine alınmış. Bence oldukça geç alınmış bir karar yani. Meryem Kilisesi'ne geldim arkadaşlar burada. Biraz rüzgarlı, kusura bakmayın. Şimdi milattan sonra 345'te yapılmış. 145'e 30 metre büyüklüğünde bir alan burası. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Evet, kilisenin içindeyiz. Yani tabii duvarları yok ama genel olarak bu şekilde, hazır rüzgarda yokken size şöyle göstereyim. Milattan sonra 345'te inşa edilmiş. Şurada da bir kutsal alan var. Oraya da göstereyim size. Tabii böyle parça parça, yani bir bütünlük yok. Ama o dönemin kilisesi işte. Yani öyle düşünün. Yine de iyi korunmuş yerler var. Şu kapıyı da mesela görebiliyoruz yani. Şöyle bir gidelim. Bakın burada böyle bir kutsanan bir alan var. Böyle haç işaretleri de var. Kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada da var herhalde ama. 6 tane var. Burada böyle bir alan mevcut. Tabii ben hikayesini bilmiyorum. Ama size göstereyim. Bu şekilde rüzgarda yokken burada. Bakın burada yerlerde yazılar da var. Yani buralarda yürünebiliyor. Yani öyle bir yasak yok. Burada bayağı bildiğimiz günümüzdeki alfabede kullandığımız harflerden yazılar mevcut. Şurada da var. Orayı da göstereyim. Bakın burada da yazıyor şeyler. Tabii bir anlamadığımız için yani o dönemin neyidir bilmiyorum. Ama şurası da çok efsane. Şu kapı. Şimdi kilisenin de devamını göstereyim. Şöyle gidelim. Böyle iki tarafta da kemerli yapılar var. Yani herhalde kilisenin duvarları da burası. Aynı zamanda burada da var. Yine burada da var. Şurada yine iki tane daha var. Ve burası böyle normalde kapalı herhalde. Ki zamanla ya da orada da bir kapı vardı muhtemelen. O kapı artık yok. Mesela şuralar var. Kapalı buralar. Bir göstereyim. Bakın böyle alanlar var. Ama buralar kapalı. Orta bir böyle havuz gibi bir şey var. Ve işte kilisenin diğer kısmı da burası. 23 Temmuz 1967'de Papa 6. Jean Paul burada dua etmiş. Yani buranın da önemi büyük hakikaten. Onlar için de gerçekten kıymetli bir yer Efes. Bakın lahitlerin olduğu yere geldim. Bunun kapağı yok. Şöyle içini de göstereyim. İçi de böyle tırtıklı falan yapmış. İçinde bir şey yok. Böyle taş, kozalak, şu bu. Ama içi de bir tırtıklı yani. Biraz da eko yapıyor. Burada var kırık mesela kapağı. Muhtemelen çıkarırken kırıldı. Bu da böyle maalesef. Bunun içinde çöp de var bir iki. Şurada da var. Mesela burası kırılmış. Burada bir 10 tane falan var. 10-12 tane. Yani yaklaşık 1,5 metre falan bunların genişliği. Uzunluğu daha doğrusu. Ya içlerinde bir şey yok. Göstereyim ama. Ya çok gördüğünüz üzere çöp var maalesef. Buraya gelmiş. Hıyarın birisi su şişesi atmış. Yani şu kim bilir ne zorluklarla çıkarıldı buradan.
Yani işte görüyorsunuz burada da bitmiyor yani. Yani maalesef bitmiyor yani. Burası kral yolu. Şimdi şu en baş tarafına da gidip oradan çekerim. Arkada amfiteyatro zaten görünüyor ama kapalı. Orada çalışma var. Kral yolunu görüyorsunuz. Bayağı upuzun gidiyor ama buralar kapalı ziyarete. Sadece şu giriş kısmı. Buradan sadece bakabiliyorsunuz. Bir de şuradan öteden o kadar. Bazı sütunlar var. Evet, amfiteyatro buradan görünüyor ama dediğim gibi vinç de var zaten. Şu girişte kapatılmış gördüğünüz üzere. Maalesef oraya giremeyeceğim. Geçen yıl gelmiştim. Orada güzel fotoğraflar çekilmiştik. Arkadaşımla, Mehmet'le gelmiştik. Maalesef bu sene kapalı. Şimdi ufak bilgiler vereyim. Amfiteyatro Helenistik dönemde inşa edilmiş. Milattan önce 3 ila 1. yüzyıl arası. Burada daha sonra Roma döneminde gladyatörler arenası olarak da kullanılmış. Bu ispatlanmış yani. Bizans zamanında da sur duvarlarına dahil edilmiş burası. Böyle bir bilgi var. Evet, burada çıkarılan sütunlar, taşlar sergileniyor böyle bir geniş bir alanda. Selsus kütüphanesi de şurada hemen. Hemen oraya da gideceğim şimdi. Şurada da yamaç evler var. Oraya giriş ekstra ücretliydi en son, öyle hatırlıyorum. Şimdi bakarız. Alan böyle. Burada yürüyüş yolları da var. Oralara da bakacağım. Evet. Selsus kütüphanesine doğru giden bir cadde burası. Mermerden taş böyle baya güzel. Sağlı sollu sütunlar var. Bakın burada bir ayak var. Şurada delik gibi bir şey, o da kalpmiş yani. Bu Efes'te genel eve giden yolu tarif ediyormuş arkadaşlar. Burada bir çocuklar vardı, onlar söyledi. Bu yolun devamında böyle. Onu söyledi. Bakın şurada şöyle bir kadın figürü de var. Bir şey kalmamış da. Selsus Kütüphanesi'ne geldik. Milattan sonra 110 ile 135. yıllar arasında inşa edilmiş. Selsus onuruna oğlu Gaius Julius Aquila tarafından burası inşa edilmiş ve Efes Antik Kenti'nin en önemli yapılarından biri. Gerçekten eşsiz bir görüntüsü var. Geçen yılda gelmiştim, bu yılda yine geldim. Hakikaten harika. Yani yüzlerce yıl geçmiş aradan. Tabi bazı restorasyonlar görmüş, o ayrı ama evet, şimdi önüne kadar geldim, gayet güzel. Hakikaten içeriye de gireceğim. Ama bu ön girişi hakikaten çok efsane yani. Şuraya gelince insan bir başka hissediyor kendine. Evet, şu an kütüphanenin içindeyiz. Efes'in kronolojisi var. Burada 1 ve 2 olarak anlatılıyor. Burada da yine başka detaylar da var. Size böyle iç kısmını da göstereyim sakinken. Ve tabi burası 1970-78 yılları arasında bir restorasyon geçiriyor. Şimdi o restorasyonun başındaki isimleri de şöyle göstereyim. Buraya yazmışlar. Hermann Wethers, Volker Mihail, Strochka, Freudmund, Huber, Anton Preskavets isimli bu 4-5 kişi. Bu isimler bu restorasyonu yapmışlar burada. Gerçekten güzel. İç kısmı da gayet güzel yani. Günümüze gelmesi bunların harika bir olay. Tabi burada mesela Selsus kitaplığı ile ilgili bazı kronolojik veriler de var. Şimdi orayı da göstereyim size. Bu arada burası 1903 yılında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nden gelen tarihçiler, arkeologlar tarafından bulunuyor. 1970-78 yıllarında da yine Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nden az önce ismini saydığım bu isimler restore ediyorlar. Bakın burada bu söylediklerim yazıyor zaten. Bu kütüphaneyi yaptıran Selsus'un oğlu da Aquila bu kütüphanenin bitmesini göremiyor. Tamamlanmasına ömrü yetmemiş. Böyle de bir bilgi var. Şimdi burası kalabalıklaştı biraz. Herkes ışıkların yanmasını bekliyor. 8.30'da açılıyormuş. Bayağı bir kalabalık oldu. Şimdi biz bu kalabalıktan istifade edelim. Buralar biraz sakin. Oraya yürüyelim şöyle. Tabi bu mermerler de bayağı kaygan yani. Dikkat etmekte fayda var. Androklos anıtıymış bu da. Bizans çeşmesi olarak anılmış.
Hadrianus Tapınağı burası. Milattan sonra 117-130 arası yapılmış. Rehber bey anlatıyor. Arkadaşlar bunlar tuvalet. Yani buraya oturuyorlarmış. Buradan aşağıya. Şurada da bir kanal var. Oradan gidiyormuş yani. Böyle sıra sıra açık. Evet, rehber hanım anlattı. Bakın burada böyle bir kanal var. Buradan temiz su akıyormuş bu arada. Bunu da anlamı şu, işi bittikten sonra insanların burada böyle bir çubukla ucunda sünger, onlar kendilerini temizliyorlarmış. Tuvaletin sonrasında temizlik aşaması böyleymiş. Bir de şurada bir havuz varmış. Sadece hani süs amaçlı. Fakat bir de müzisyen oluyormuş. Kötü sesleri absorbe etmesi amacıyla. Böyle bir bilgi var tuvaletlerle ilgili. Az önce rehber hanım anlattı, ben de dinledim. Bakın burada da yazıyor, latrina tuvalet. Akademi sokağından umuma açık tuvalete ulaştırmaktaydı diyor. Valla ücretsiz yazıyor burada ama az önce bir rehber ücretliymiş o zaman da dedi. Onu bilemeyeceğim artık. Evet, burası da küçük amfiteyatro. İleride o tadilatta olan kapalı malum. Ama burası açık. Daha ufak tabi bu. Bu şekilde. Daha minyatür halde. Ama tabi burada da yine böyle tiyatrolar, meclis kararları vesaire toplantılar hepsi yapılıyormuş. Bakın burada böyle çevrelenmiş bir taş var. Üzerine de simge var, bir yazı da var ama tabi hikayesi yazmıyor. Keşke yazsa daha iyi olur bunların hikayesi. Bilen varsa yoruma yazabilir. Bakın burası üst kapı girişi. Burada saat 9, özür dilerim. Burada saat 7 itibariyle kapılar kapanıyor. Ve burası da 7.30 itibariyle ziyarete kapanıyor. Şu aşağı Celsus Kütüphanesi'ne inen yol var. Kuretler Caddesi diye biliniyor. Oranın bir kısmını Hadrianus Tapınağı'nın önünden kapatıyorlar ziyarete. Ben de şimdi bitmeden burayı bir gezeyim dedim. Şurada bir maket var, size göstereyim. Bakın Efes'in maketi yapılmış şehrin. Antik kent, tapınak vesaire. Bakın limana kadar olan o liman caddesi görünüyor. Orayı da yapmışlar. Tapınak var. Bakın şurada bir stadyum varmış evvelinde. Yani hepsini yapmışlar. Tabi bunlar zamanla çıkarılıyor. Kazılar devam ediyor burada. Çok sayıda turist dünyanın her yerinden. Çünkü burası gerçekten dünyaca ünlü bir yer. UNESCO Dünya Mirası listesine de alınmış 2015 yılında. Bakın bunlar da su boruları esasen. Bunlar sular bunlarla taşınıyormuş o dönem. Sütunların olduğu yere geldik. Size şöyle bilgi vereyim. Roma döneminde burada bir gecede 80 bin Efesli idam edilmiş bu arada. Böyle de bir bilgi var. Onu da size belirteyim. Bu olay Roma döneminde olmuş. Kuretler Caddesi ve Celsus Kütüphanesi. Buradan görünüyor. Güzel bir manzarası var. Yani görüyorsunuz böyle aralarını giriyorlar, ediyorlar, elliyorlar. Ondan sonra tarihimiz yok oluyor, ediyor. Yani bunlara ellenmemesi lazım arkadaşlar ya. Domitianus tapınağıymış burası daha evvelinde. İmparator Domitianus'un ölümünden sonra ve anısının da lanetlenmesinden sonra Flavius'lar ailesine burası devredilmiş. 8x13'lük sütun yapısı varmış ve 24x34 metre uzunluk ve genişlikte sahipmiş. Günümüzde artık bayağı azalmış yani. Yok denecek kadar. Bu taşlardan bu kadarı kalmış. Domitianus tapınağının. Bakın burada da böyle zindanımsı bir yapı. Şöyle her iki tarafta da. Böyle bir yukarı giden bir cadde var. Ben burayı gezmemiştim geçen sene. Şimdi 15 dakika var buranın kapanmasına. Hızlı hızlı geziyorum. Hidrodakeion. Su sarayı. Evet, zaten borular var şurada. Boruları görüyorsunuz.
Milattan sonra 80 yılında inşa edilmiş bu çeşme binası. Şu bina ile ilgili şurada yazıyor. Yazıtlar Galerisi. Günümüzde bu koridorda 3000'den fazla. Bakın burası Yazıtlar Galerisi'ymiş. Şu an içeride 3000'den fazla yazıt bulunuyormuş. Aşağı kadar devam ediyor. Böyle demir şeylerle kilitli. Bakın burada yaklaşık 60 tane bilgilendirici örnek bulunuyormuş. Günahkarlara karşı bir ölüm fermanı, Helenistik dönem vatandaşlık hakları gibi önemli şeyler yer alıyormuş. Buranın içinde. Bu yazıtlardan biri yani. Bakın şurada zaten yazıtlardan 3 tanesi görünüyor. Şu ötede. Hatta yani duvarda da var. 5 tane yazıt var. Önemli. Burada da var birkaç parça yazıtlar sergileniyor. Bakın bu cadde böyle devam ediyor. Sola doğru dönüyor. Yine sağlı sollu sütunlar. Ya acaba hani bu sütunlar ortaya çıkarıldıktan sonra mı konuldu buraya? Yoksa gerçekten de o dönemde bu şekilde miydi? Onu da aslında öğrenmek lazım. Bu cadde güzelmiş. Geçen sene buraya girmemiştim. Yani bakın yani bir taşa şöyle bir şekil vermek ve hani her iki tarafına da bunu yapıyorlar ya. İnanılmaz yani. Bakın. Muhteşem bir şey ya. Bir tane daha yapıyorlar böyle mesela. Ha, muazzam bir şey yani bu. Evet bu da Polio yapısı ve Domitianus çeşmesi. Böyle yan yana. Böyle görüyorsunuz. Milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilmiş. Gaius Polio üvey oğlunun adına. Kazı çalışmaları devam ediyor. Hala katman katman duvarlar ortaya çıkarılıyor yani. Burada daha çıkarılması gereken pek çok şey olduğunu düşünüyorum. Kuretler Caddesi'ni aşağı doğru ineceğiz. 210 metreymiş uzunluğu, toplam uzunluğu. Burası Roma döneminde, Helenistik ve Roma döneminde yapılmış. Ve bu yolun altından kanalizasyon geçiyormuş. Onu da belirtelim. 8 ila 10 metre genişliğinde toplam genişlik. Evet bu cadde sağında ve solunda esnaf, zanaatkarlar, dükkanları bulunuyormuş. Ve yine bu sağ ve solda bu şekilde heykeller düşüyordu az kalsın. Bu şekilde heykeller bulunmaktaymış. Bu mermerlerin de çoğu orijinal bu arada. O dönem kullanılan mermerler yere bastığımız. O sebeple çok kaygan. İnsanlar bayağı kayıyor. Onu da belirtelim. Evet şöyle bir de Celsus ve Kuretler Caddesi manzaralı. Şöyle bir kendimi de bir göstereyim yani. Fotoğraf çektik ama koyamıyoruz. Instagram kapalı olduğu için. Ya oraya nasıl çıktınız kardeşim ya? Hayret bir şey ya. Bakın burası Yamaçevler 1. Birinci kısım. Milattan önce 1. yüzyılda burası inşa edilmiş. Şu diğer taraf. Yasak orası yasak. Yasak mı? Yasak bak bant var orada. Gelin gelin. Fark etmedik. Fark etmedik. Ay göz bakım onu bir de yalan. Bir de komikmiş gibi sırıtıyorlar. Bu yamaç evler 2 yani şu üzeri çatıyla kaplı yer daha yakın döneme ait. Ben de bir bisküvi aldım yanıma. Şimdi onu yiyeceğim dinleniyorum. Latrina'nın girişi de böyle. Tuvalet girişi buradan. Bir de yukarıdan da var. Bu şekilde giriş kapısı. Evet ışıklar açıldı. Şov başlıyor. Herkes fotoğraf peşinde. Gayet güzel bir manzara. Şöyle bakın kalabalığı da göstereyim. Bayağı kalabalık. Herkes fotoğraf derdinde. Evet. Gece ışıkları yandı. Şöyle göstereyim. Burası da yandı. İlk kalabalık azaldı gördüğünüz üzere. Fotoğrafını çekilen gidiyordu hatta yani. Biraz daha sakinleşti diyebilirim. Ben de birkaç kare çektirdim, rica ettim bazı kişilerden burada. Büyüklerden sağ olsunlar kırmadılar. Bakın burası da Hadrianus Tapınağı. Gece ışıklandırması bu şekilde oluyor. Şimdi Celsus kütüphanesine inen bu caddeden
Şu aşağı doğru bir yürüyelim. Buradan da manzara çok güzel. Harika. Şöyle inelim. Bakın sokaklar. Işıklanınca çok güzel olmuş. Evet. Manzara harika. Hava da karardı. Hepten güzel oldu burası. Bakın bu caddeyi de böyle ışıklandırmışlar sütunları. Harika görünüyor. Şöyle ortadan da göstereyim. Evet, şimdi çıkıyorum. Ama yine geleceğim bu hafta. Yakınım buraya zaten. Burada gördüğüm izlenimim şu. Çiftler, daha doğrusu kadınlar, eşlerinin ve sevgililerinin fotoğraf çekimlerinden, açılarından hiç memnun değil. Onu söyleyeyim. Çok serzenişte bulunuyorlar. Onu belirteyim. Bir de bir şey daha belirteyim. Burada sinek var. O da ayaklarım falan yedi yani bayağı. Öyle bir durum var. Efes'te sinek sorunu var yani. Yani burada böyle Celsus'un içi burası. Böyle veletleri serbest bırakmışlar. Öyle takılıyorlar yani. Ayıp yani. Hakikaten millet. Bu tarafta da var. Bakın böyle çıkartmışlar etmişler. Burada bunlar da yabancı bu arada yani. Kendi ülkesinde yapabiliyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Çıkmışlar o tepelere. Sanki bir şey var gibi. Burası kütüphanenin içi arkadaşlar. Işıklandırılmış hali. Dedim bir göstereyim. Burada kütüphanenin önden. Kuretler Caddesi'ni görüyorsunuz. Hadrianus Tapınağı var ileriye doğru. Bayağı da bir kalabalık görüyorsunuz. Evet, girişteki heykellerden biri. Şöyle yakından da göstereyim. Diğerlerine de gidelim. Bakın bu da bayağı bir. Ön kısmı kırılmış ama. Bakın burası da Tetragonos. Pazar yeri. Agora olarak. M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuş. Hatta buranın üst tarafında bir mahkeme binası da kurulduğu ifade ediliyor. Şu an tabii o binadan eser yok. Onu söyleyeyim. O binadan eser yok. Bir deprem olmuş. O deprem sonucunda yıkılmış. Arkada da Yamaç Tepe'yi görüyorsunuz. Yamaç evler daha doğrusu. Bakın amfiteyatronun önünde vinç var. Çalışma var yani. Size şöyle şu şeyi göstereyim. Arkamda tabelayı görüyorsunuz. Efesus Experience Museum. Yani Efes Deneyim Müzesi. Burada müze kart geçerli değil. Ekstra bir ücrete tabi. Sordum. 415 lira gibi bir ücreti varmış. Bilginiz olsun. Ben girmedim. İşte amfiteyatroyu görüyorsunuz. Liman Caddesi. Şimdi döndürüyorum kamerayı yavaşça. Şu insanların toplandığı yere kadar. Ziyaret açık. Gerisi kapalı. Buradan denize kadar bir cadde olduğu söyleniyor. Şöyle göstereyim. Kalabalık tabii. Buranın devamı ziyarete kapalı. Bakın kral mezarlarında gece hali. Güzel ışıklandırmışlar. Ama geçen gündüz halini de göstermiştim. İçinde hep böyle pet şişeler, izmaritler vesaire. Yani şu haliyle çok hoş. Bakın burada böyle girişte. Müzenin girişi burası. Göstermiştim. Böyle mağazalar var. Tabii kapamış çoğu da. İşte bu tarz magnetler de satılıyor şöyle. Ben bir tane aldım. Dondurmacı falan da var. Kafe var sol tarafta bir tane. Böyle magnetler de duruyor. Hemen bir göstereyim magnet. Şöyle. Bakın böyle minibüsler de var. Selçuk Pamucak yazıyor. Selçuk Kuşadası olan da var.
Bunlarla da Efes'e gelinebiliyor, bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın, buralar dolmuş. İnsanlar buralara koymuş. Hatta şuraya bile, jandarma kontrol noktasının yanına bile park eden var. Şimdi benim orayı göstereceğim. Orada bayağı park yeri dolu. Bakın şöyle göstereyim. Her yer dolmuş araba. Çıkanlar da var. Arkası da dolu arabaların. Şimdi benim arabayı göstereyim. Bakayım benim araba nerede? İnşallah çıkarız. Ya buralar full bakın. Aklın yolu bir yani. Burada o yolun ortasına da böyle iki tane bırakmışlar. Benim araba burada, güzel. Millet niye 120 lira versin ki? Bakın millet gidiyor uzaklara doğru. Herkes buraya park etmiş ki bence bir yarım saat önce burası tamamen doluydu. Ben tahminim. Şu arka sokak gösterdiğim cadde de dolu. Yani 120 lira park parası vereceksin. Gel buraya bırak işte yani. Bakın şimdi Efes Müzesi'ne geldim. Burayı da gezeceğim. Bahçesinde de önünde şöyle lahitler var. Efes'ten çıkarılmış bazı şeyler var. Burada ilk olarak 1929 yılında bir depo inşa ediliyor. Çıkan kazılarda elde edilen buluntular orada konuluyor. Daha sonra 1964'te buranın güney kısmı inşa ediliyor bu binanın. 12 sene sonra 1976'da da kuzey bölümü inşa ediliyor. Ve son olarak 2014'te burada bir bakım, onarım, restorasyon çalışmaları yapılıyor. Ve günümüzdeki haliyle sergilenmeye başlanılıyor. Gerçekten güzel eserler var. Şimdi hepsini göstermeye çalışacağım sizlere. Bu şekilde heykelleri görebiliyoruz. Bakın bir Afrodit heykeli. Milattan sonra 2. yüzyıl. Bu tarafta da kadın ve erkek başı heykellerini görebiliyorsunuz. Bakın bu bir komutan başıymış. Milattan sonra geç 2. yüzyıl. Bakın bu eserler Trianus çeşmesinin çevresinde bulunan heykeller. O arkada kadın başları, erkek başları da yine aynı şekilde. Hepsi bu çevrede bulunmuş. Şu da gerçekten kusursuza yakın bir şekilde çıkarılmış. Yani bir tek şurası bir az bir kırık. Onun dışında bakın inanılmaz güzel. O dönemde harika bir işçilik, giyimli kadın heykeli. Milattan sonra 1. yüzyıl diyor. Yani çok eski bir şey. Şimdi de yamaç evler buluntularına geldik. Yamaç evlerde orası ekstra girişli, ücreti vardı. Girmedim o yüzden. Burada da bir günlük yaşamdan bazı şeyler anlatılıyor. Tabii müziğin önemli bir yeri varmış. Tabii aile ocağının koruyucusu olan Vesta tanrısı. Onlar için önemliymiş. Bundan bahsediyor. Flüt ve lir çalınıyormuş. Oralarda yani Efes'te incir, nar, üzüm bunlar bolca yetiştiği için bunları bol bol tüketiyorlarmış. Yamaç evlerde yaşayanlar. Bakın Marcus Aurelius. Milattan sonra 2. yüzyıl. Harika bir heykel. Geçici olarak İstanbul Havalimanı'nda sergileniyormuş şu an Tiberius heykeli. Bakın bir bronz yılan. Milattan sonra 1. yüzyıl. Yine bu da Livya İstanbul Havalimanı'nda sergileniyormuş. Böyle bir mermer masa var bakın. Yani o dönemden milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl. Burada da bir mozaik görüyoruz arkadaşlar. Bakın bazı hayvan figürleri var. Balık görüyorum. Sanki şu da yılan gibi ama emin olamadım. Milattan sonra 2. 3. yüzyıl. Bakın az önce farkında olmadan geçtik ama Sokrates'in de burada bir heykeli var. Milattan sonra 4. yüzyıl. Burada da Roma dönemine ait olan buluntular sergileniyor. Milattan önce 30 ile milattan sonra 395. yıllar. Bakın heykelcikler var, küçük heykel başları var. Burada yine Roma dönemi, işte kandiller, kaplar, tıp aletleri, kaşıklar, terazi görüyorum, kaşık görüyorum. Bu arada Roma İmparatorluk döneminde Asya eyaletinin başkentiymiş Efes ve o dönem nüfus 200 binin üzerindeymiş, onu da belirtelim. Zengin kesim kent merkezinde yaşıyormuş, kalan kesimse
halk, diğer vatandaşlar merkezin çevresinde veya dışında yaşamış. Burada da böyle bir kronolojik sıralama yapmışlar. Devam ediyor bu şekilde. Karşıya kadar gidiyor. Bakın milattan sonra 60 ile 80'de o aralıkta Sokrates'in odası inşa edilmiş. Biraz geriye gidelim. Milattan sonra 17'de Efes'te büyük yıkıma uğrayan bir deprem olmuş. Tabii yine burada da depremler olduğu söyleniyor. Yılları da yazıyor. Bakın burada oyuncaklar var tekerlekli. O dönemde tekerlek var yani. Böyle atlı bir figür görüyoruz. Pişmiş topraktan yapılmış. Efes'te kullanılan sikkeler sergileniyor. Bilinen en eskileri şu bir numaralı olanlar. Milattan önce 7. yüzyılın ikinci yarısında bulunmuş. Yazının yer aldığı ilk sikkeler de milattan önce 6. yüzyılda çıkmış, bulunmuş yani. Bakın bunlar da para o dönemden. Bunlar da Osmanlı döneminde basılan akçeler, her döneme ait var. Bakın burada yazıyor zaten. 1928 tarihli para da var bak. Son yıllarda, yani yakın tarih diyelim. Bakın burada Meryem ve İsa kabartmaları var. 10 numara yazan. Bakın burada da böyle mermer sütunları sergileniyor. Hatta burada bir kitabe var bakın. Roma dönemine ait yine. Burada bir yazıt var ama silinmiş. Çok belli olmuyor. Bu da Olimpiyas'ın mezar steli. Buradan böyle göstereyim. Böyle bir açık alan yapmışlar. Bu eserler burada sergileniyor. Bayağı da ince bir işçilik var. Gördüğünüz üzere. Milattan sonra 3. yüzyılda bu inşa edilmiş. Bakın burada bir tanrıça heykelci var. Milattan önce 640-630 yıllarında yapılmış. Altından bu arada, onu da belirteyim. Evet, görüntüde Artepis tapınağı. 115'e 55 uzunluğunda, 110 metreye 55 metre. Bu sütunların her biri 18 metreden oluşuyormuş ve toplamda 127 sütundan inşa edilmiş. Milattan önce 6. yüzyılda Kral Kroisos'un yardımıyla tamamlanmış. Birkaç kez onarım görmüş. Burada böyle bir maketi var. Bakın yine bir tanrıça heykelci. Bu da milattan önce 580'de yapılmış. Bu da altından. Az önceki daha eski. Bu daha günümüze yakın diyelim. Yani çok yakın değil tabii ama. Bakın bu ihtişamlı heykel Büyük Artemis heykeliymiş. Milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilmiş. Oldukça ihtişamlı görünüyor. Şöyle göstereyim. Harika. Kusursuz bir işçilik. Ve oldukça da yüksek bir heykel bu. Tabi bazı kısımları kırılmış ama büyük kısmı bütünlüğünü koruyor. Şimdi arkada da var, orayı da göstereceğim. Bakın bu da Güzel Artemis heykeli. Milattan sonra 2. yüzyıl. Az öncekinden sonra inşa edilmiş, yapılmış. Ama benzer figürler burada da kullanılmış. Onu da görebiliyoruz. Tabii yanında iki tane daha var şöyle ufak heykeller. İmparatorlar kültü salonuna geldik. Burada İmparator Domitianus'un başı ve kolunu görüyorsunuz. Bayağı da büyük bir eser bu arada. Yani özellikle şu oldukça büyük arkadaşlar. Bir burun kısmı kırılmış. Damarlarına kadar o detayı bile yapmışlar heykelde. Burada da Hadrianus Tapınağı frizi var. Milattan sonra 3 ve 4. yüzyıl. Hadrianus Tapınağı'nı da şurada görüyorsunuz arka tarafta. Videosunu da çekmiştim. Bu da milattan sonra 1. yüzyıla ait İmparator Domitianus'un tapınağının sunağıymış. Ve tam karşımızda bakın böyle kabartmalar var. Böyle en alttakiler bir at başı gibi, boğa başı gibi ama
Şimdi gidip bakacağım. Ve burada bakın imparatorların heykelleri. Bir tanesi yine İstanbul Havalimanı'nda. İmparator Livia. Bu da Augustus'un başı. Bunlar İmparator Commodus. İmparator Rahibi. İmparator Balbinus. Ve bu da İmparatoriçe Julia Paula. Şöyle gösterelim. İmparator Augustus'un bir heykeli daha var. Vücuduyla beraber yapılmış. Bu da İmparatoriçe Livia. Milattan sonra 1. yüzyıl.